Ben Güneysel Türk, bir yayında daha sizlerin karşısındayız. Bugünkü konumuz Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçını değerlendireceğiz. Şimdi öncelikle Fenerbahçe'nin ilk 11'ine bakacağız. Ama şunu söylemeliyim. Maçlardan çok şu anda transferler konuşuluyor. Mesela Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'ye gitti. Farklı konular var. Bu konuları da tabii ki de konuşacağız sonlara doğru. Ama öncelikle biz ne yapacağız? Maçı değerlendireceğiz. İlk 11'i değerlendireceğiz. Muhtemel ilk 11'i değerlendireceğiz. Evet, muhtemel 11'lerde Fenerbahçe'nin muhtemel 11'inde kalede Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Ozan, Gustavo, Deniz, Mehmet Ekici, Rodriguez, Berat, Muriş 11 ile çıkacak Fenerbahçe. Şimdi oldukça bir ofansif bir kadro ile çıkıyor Fenerbahçe. Tabii bu muhtemel 11. Şimdi şu şekilde değerlendirebiliriz. Ben Mehmet Ekici ile Deniz'i yan yana oynadığında Fenerbahçe'nin biraz eksik kaldığını düşünüyorum açıkçası. Bakalım bu maçta neler olacak. Tabii bu maçta tercih edecek mi hoca onu da bilmiyoruz. Tabii arkalarında çok tecrübeli bir futbolcu Gustavo var. Gustavo Fenerbahçe'nin şu an kalbi, çok iyi oynayan bir futbolcu ve Fenerbahçe'yi orta sahada yönlendiren bir futbolcu. Onu da söylemeliyiz. Şimdi öbür tarafa baktığımız zaman Ozan eksiği var, artısı var. Tabii ki de Ozan'ın performansı zaman zaman düşüyor, zaman zaman yükseliyor ama Fenerbahçe bu kadroda baktığımız zaman İdeal 11'e girecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Tolga Ciğerci de Yeni Malatya'ya karşı forma giyemeyecek. Sağ alt adalesinde kanama ve yırtık tespit edildi. Şimdi kalede Altay'la başlayacak. Bu kaleci biliyorsunuz genelde hep Altay'la çıktı. Altay'ın performansı da ben beğeniyorum. Tabii beğenmeyen Fenerbahçeliler var ancak Altay'ın da zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Zaman zaman hatalar yapabiliyor. Özellikle yan topları her zaman söylüyorum. Yan toplarda biraz sıkıntı yaşayabiliyor. Ancak Altay iyi bir kaleci ve Türk futboluna da damga vuracağını düşünüyorum. Ve Fenerbahçe'den de Avrupa'ya gideceğini düşünüyorum. Her seferinde bunu söylüyoruz. Şimdi öbür taraftan Dirar'a bakalım. Dirar'da yani bence Fenerbahçe'nin oyuncusu olmadığını ancak şu ideal kadroya baktığımız zaman da yani kadrosuna baktığımızda da çıkabilecek en ideal futbolcu olduğunu söyleyebiliriz. Serdar'a bakalım. Serdar Galatasaray'daki performansıyla şu an eşdeğer oynuyor. Galatasaray'da oynarken de biliyorsunuz inişli çıkışlı zamanları oluyordu. Yine burada da aynı şekilde sakatlıklar yaşayabiliyor. Sakatlıklarında da yine değişen bir şey yok. Çok çabuk sakatlanan bir futbolcu. Ve yani geriye dönüşü biraz ağır olan bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Şimdi tek hamlelik bir futbolcu Serdar. Yani stoperler biraz daha böyle son ana kadar beklemeli, ayakta kalmalı ama Serdar geçtiğiniz zaman Serdar'ın sizi yakalama ihtimali yok. Ya indirecek arkadan ya da başka bir şey faul yapacak. Ama tek hamlelik bir futbolcu olduğu için stoperlerde çok sıkıntı yaşayabiliyorsunuz bu tip oyuncularda. Serdar bu tipte bir oyuncu. Falette'ye baktığımız zaman performansını beğenmediğim oyunculardan bir tanesi. Yani kademe hatası yapabiliyor, oyuncu kaçırabiliyor ve maç içerisinde konsantrasyonun çok dağıldığını görüyorum Falette'de. Ve pas seçimlerinde biraz hatalı da olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çok fazla sorumluluk da almıyor o bölgede. Belki hocası o şekilde söylüyor. Ancak çok fazla sorumluluk almaması ona bir eksi olarak yansıyor benim kanadımda. Öbür taraftan Hasan Ali'ye bakalım. Hasan Ali de Fenerbahçe'nin ne iyi ne kötü bir futbolcusu. Tam böyle ortada. Vasatı bir türlü geçemiyor. Hasan Ali'nin de Başakşehir'le anlaştığı konuşuluyor net bir şekilde. Daha önce biliyorsunuz Galatasaray'la da konuşulmuştu. Ancak Hasan Ali'nin Başakşehir'le anlaştığını söyleyebiliriz. Şimdi Hasan Ali sol bekte çok ileri giden ve aynı zamanda çok çabuk geri gelen bir futbolcu. Ancak teknik kapasitesi belirli bir futbolcu. Yani onun böyle her maçta asist yaptığını göremezsiniz. Her maçta uzaktan şut attığını göremezsiniz. Daha çok kendine verilen görevleri özellikle defansif anlamda yapmaya çalışan, ileri çıktığında da bir şeyler yapmaya çalışan bir futbolcu. Ancak bunun ötesine bir türlü geçemiyor Hasan Ali. Şimdi Mehmet Ekici tarafına gelelim. Mehmet Ekici de duran topları çok etkili kullanan bir futbolcu. Yani duran top olsun da kullansın diye dört gözle bekliyorlar Fenerbahçeliler. Ancak duran toplar haricinde bir final pası veya o bölgeye yakışan hareketleri göremiyoruz
Mehmet Ekici'de. Bir türlü göremedik. Biliyorsunuz ki kadro dışı da kalmıştı. Ona rağmen çizgisini bozmadı. Çalışmaya devam etti Mehmet Ekici. Özverili bir futbolcu. Ancak tam böyle istenilen kıvamda değil. Ben öyle seziyorum. Şimdi öbür taraftan Deniz Türüç'e bakalım. Deniz Türüç de yine seri bir futbolcu. Ceza sahası içerisine girebilen, özellikle bu maçta bahsediyorum. Ceza sahası içerisine girebilecek bir futbolcu. Ve Vedat'ı topla buluşturabilecek iki futbolcudan bir tanesi Deniz. Bir tanesi Rodriguez'dir, bir tanesi Deniz'dir. Arkadan Gustavo ile beraber iyi koordine olup atakları düzgün yönlendirebilen bir Fenerbahçe gördüğümüz zaman burada Deniz'i etkili kullanması gerektiğini düşünüyorum yeni Malatyaspor'a karşı. Çünkü Deniz'in yetenekleri çok farklı. Deniz iyi bir futbolcu. O sebepten dolayı bunu bir şekilde kullanacaktır Fenerbahçe. Şimdi öbür taraftan da Rodriguez'e bakalım. Rodriguez nasıl bir futbolcu? Galatasaray'da oynarken hepimiz biliyoruz. Ceza sahası içerisinde giren ve asist yapan. Özellikle Gomis'in gol kralı olduğu dönemde Rodriguez'in çok büyük bir payı vardı. Neden? Ceza sahası içerisine doğru girer, asistini yapar, Gomis gol atardı. Ama burada bunu göremiyoruz. Rodriguez Vedat'ı bir türlü topla buluşturamıyor. Ceza sahası içerisine giriyor ama o finali bir türlü yapamıyor. Bunun neden kaynaklı olduğunu şu şekilde söyleyebilirim. Şimdi o dönemi düşünelim. Belhanda'sı Galatasaray'dan bahsediyoruz. Belhanda'sı vardı. İyi bir Belhanda, iyi bir Feguli, iyi bir Rodriguez, iyi bir Gomis. Yani hücum attı Galatasaray'da çok iyiydi. Yani bunların yardımlaşması çok iyiydi. Birbirlerine bakmadan pas atabiliyorlardı. Rodriguez'de yapması gereken neydi? Ona pas geldiği zaman içeri girip arkada veya önde Gomis'te buluşturmak veya içeri girdiği zaman gol yapabilmek. Galatasaray'da bunu çok iyi yaptı ancak Rodriguez'in yanında oynadığı oyuncular Galatasaray'da oynadığı oyuncularla birebir eşdeğer değil. Yani şöyle söyleyeyim. Vedat Muriç'te bir Gomis bir değil. Evet, Vedat Muriç'e bir pas atarsanız, ceza sahası içerisinde buluştursanız gol atma ihtimali yüksek bir futbolcu ama Gomis kadar değil. Öbür taraftan pas alıp verip duvar alabilecek bir futbolcu yok. Şimdi Belhanda bunu zaman zaman Galatasaray'da çok yaptı. Feguli bunu zaman zaman çok yaptı Galatasaray'da. Yani ara paslarını, finalleri yapabilen bir futbolcu aslında bunlar. Ancak Galatasaray'da hala o sorun çözülemedi. Yapabiliyorlar ama her maç değil. Yani maç maçı tutmuyordu Galatasaray'da ama o dönemde, Gomis'li dönemde bunu çok iyi yakalamıştı Galatasaray. Burada bunu yakalayamadılar Fenerbahçe. Rodriguez üzerinden bir oyun planı kurabilirsiniz ancak bunu tercih etmiyorlar. Ben bunu çözemiyorum. Çünkü Rodriguez çok füleli, ceza sahası içerisine girmeyi seven, aynı zamanda girdiği zaman tehlike yaratan bir futbolcuyken neden Rodriguez üzerinden sürekli gitmiyorlar onu çözemiyorum. Performans olarak da Galatasaray'a göre iki tık altta olduğunu düşünüyorum. Şimdi Vedat Muriç'i tekrar değerlendirelim. Vedat Muriç ceza sahası içerisinde çok etkin olan bir futbolcu. Çok da kendisini çok beğeniyorum. Bunu da buradan söylemeliyim. Çok iyi bir futbolcu. Arkadaşlarına duvar olabilen ve sürekli golü düşünen bir oyuncu. Ama burada ne yapmamız lazım? Ne yapması lazım Fenerbahçe'nin? Topla buluşturması lazım. Ceza sahası içerisinde finalleri topla buluşturması lazım. Vedat'la ne yapması lazım? İki stoperin arasında iki stoperi kilitlediği zaman Vedat bunu yapamıyor. Gomis bunu çok iyi yapıyordu. İki stoperi kilitlediği zaman kanatlarınız bu sefer veya ortadan gelecek ataklar çok tehlikeli olacaktır. Ama Vedat bunu yapamıyor. Yani iki stoper arasında girmiyor. Ne yapıyor? Daha çok kenarlara ve orta sahaya gidiyor. Bunu forvetlerin yapmaması lazım. Yani iki stopere gittiğiniz zaman iki stoper kilitlendiği zaman oyun çözülür. Orta sahadan gelecek ataklarda kanatları kullanabilirsiniz. Kanatları kullanırsanız da gol atma ihtimaliniz çok yükselir. Vedat Muriç bu iki stoperin arasında girmiyor ve çok kenara geliyor. Belki hocası söylüyordur kenara geldiği ama yani bir forvetin ben kenara gelmesini doğru bulmuyorum. Daha çok ortada oynaması daha akılcı. Yani Vedat gibi futbolcu ceza sahası içerisinde buluşturmak istiyorsanız iki stoperin arasında koyacaksınız. İki stoperi de yoracak. Golü yapacak. Şimdi Fenerbahçe'nin ilk 11'ini bu şekilde değerlendirebiliriz. Öbür taraftan 3 oyuncu ceza sınırında. Bakalım. Vedat Muriç, Geri Rodriguez, Tolga Ciğerci. Zaten Tolga Ciğerci de bugün sakat. O yüzden oynayamıyor. Maçın hakemi Ali Şansalan. Yani biz her maçtan sonra şunu konuşuyoruz. Diyoruz ki ya bu maçta hakem konuşulmasın, şu olmasın ama her maçta biz hakem konuşuyoruz. Umarım bu maçta yine hakem konuşulmaz. Her iki takıma da başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın diyorum. Yorumlarınızı bekliyorum.